Open Rocket ile Okus sporları için roket tasarlayacağız. Bu tasarımda dikkat etmemiz gereken şey çapının 25 milim minimum ve boyunun da minimum 30 santim olması isteniyor. Bu yarışma için ve A motor kullanım izni var. Öncelikle Open Rocket Info sitesine gidip hangi işletim sistemindeyse bu programı indirmeniz gerekiyor. Programı açtığımızda 23 şu anda izlediğimiz böyle bir arayüz karşımıza çıkıyor. Önce burun konisiyle başlayalım. Burun konimizin az önce söylediğim gibi çapı 2,5 olacak. Uzunluğu da 4 santim diyebiliriz. Malzeme işte burada elipsoid, Power Series gibi seçenekler var. Biz en son Hulk Series yapmıştık. Fark etmez. Yani çok önemli bir boyun konusu. Sadece düzgün, pürüzsüz olsun. Yeterli. 3D printer ile basacağımız için yaklaşık fiberglass seçtim. Yine bir omuz ekliyoruz. Omuzumuzun çapı da 2 nokta milimetre dersek 24 nokta. Şimdi kağıdımızın 0-10 olduğuna göre 24 nokta. 8 olacak. Uzunluğu da 1 santim şeklinde. Burun konisini oluşturduktan sonra hemen gövdeye geçeceğiz. Bu arada burun konisinde bir şey atladık. 6 gram çıktı. Bizim burun konisinin volt teknesi 0,1 santim ya da 1 milimetre olması lazım. Evet, şimdi 3,66 bizim çıktığımızda o civarda. Şimdi gövde borusunu seçiyoruz. Burada kağıt seçiyoruz genelde. Paper 80 gramlık A4 kağıdı. İlla on A4 kullanmamız gerekmiyor. Fon kartonu, kraft kağıt ya da en çok kullanılan press band olabilir. Kalınlığı 0,1 milimetre. 0,1 milimetre. Santimetre olarak giriyorsanız 0,01 milimetre olacak. Uzunluğu da 4 santim burun konisi olduğuna göre 26 santim minimum olması gerekiyor. Tamam dedik. 1,28-1,6 gram gibi bir şey verdim. Daha sonra kundak yerleştireceğim. Kundağı şurada inner tube olarak seçiyoruz. Genelde en çok kullanılan malzeme motor A8-3 olduğu için onun için uygun olan iç çapı 1,8, dış çapı 1,9, uzunluğu 7 santim olan standart gelen default değeri değiştirmemize gerek yok. Adını isterseniz kundak olarak değiştirebilirsiniz. Burada da malzeme yine paper seçebiliriz. Tabi bu malzeme direkt paper kullanırsanız çok az motorun dışarı çıkmasını istiyoruz. Şu şekilde 5 milim kadar. Bu sayede motoru takıp çıkartırken gövdeyi zorlamamış olacağız. Bir de burada motor seçeneğinde sen bir motor komponentisin diye seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu kundağın içinde olabilmesi için sağlam durması merkeze malkası koyacağız. Pardon. Ne yaptım ben? Kundağın içine merkeze malkası koydum. Şimdi gövdeye taktık. Malzeme olarak balsa seçelim. Siz farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Kalınlığımız evet 2 milim. Tamam dedik. Şimdi bu merkeze malkasından bir tane daha üretelim. Onu da kundan ön tarafına koyalım. Tamam. Evet, şu anda ağırlık merkezimiz burada, basınç merkezimiz daha ön tarafta ve eksi 4 gibi bir kalibremiz var. Bunu düzeltmek için ne yapmamız lazım? Kanatçık eklememiz lazım. Önce ben motor eklemek istiyorum. Motor biçimleri
Kundak seçili, yeni konfigürasyon ve buradan A8'i seçtik. Estes A8. 2 Newton'dur bu motor. Şurada da ejection charge delay var. Buradan 3 ya da 5 seçebiliyorsunuz. Ya da işte 0 olursa motor ateşleme biter bitmez patlatıyor. 3 saniye gecikiyor, 5 saniye gecikiyor ya da plug seçerseniz paraşütü açmıyor. Tamam dedik. Motorumuzu taktık. Şimdi artık kanatçıya geçebiliriz. Roket tasarımına geri döndüm. Trapez ideal seçeceğim. Burada önemli olan şuradaki stabilite değerini tutturabilmek. Siz istediğiniz şekilde kanatçı oynayabilirsiniz. Biraz da antrenman olur. Genelde çapı kadar, iki katı kadar kök. Ucu da yarısı kadar, iki. Yüksekliği de mesela 4 santim diyelim. Şimdi oynayacağız. Şu anda stabilitemiz 0.64. Ne yapmamız lazım? Stabiliteyi değiştirmemiz lazım. Şunu bir tık öne aldım. Çok aldım. Şöyle yapalım. Milimetre cinsinden 5 milim kadar öne aldım. Daha sonra boyutlarıyla değiştireceğim şimdi. Biraz arkaya dur, açı verelim. Evet. Stabiliteyi arttırmak için buradaki değerlerle oynayarak mesela tip kordu değiştirebilirsiniz. Yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Root kordun ölçülerini değiştirebilirsiniz. Buradaki sayılarla oynayarak stabiliteyi 1'in üzerine, 1.5'un üzerine çıkartmak gerekiyor. 5 dedik, tip kord 2 dedik. Bunu da tamamladıktan sonra evet, komponent materyalimiz yine balsa. Evet, şu anda 1 civarında stabilite. Şimdi paraşütü koyduğumuz an o düzelecek. Bayağı büyük bir kanatçık oldu, stabil olacak. Çok rüzgarlı havada tabii uygun değil. Hemen şuradan paraşütü seçiyoruz. Okul sporları için 30 santim koşulu var. O yüzden 30 santim kalacak. Malzeme olarak işte mylar olabilir. Biz çöp torbası kullanırız. Burada polietilen olabilir. Seçiyoruz. Paraşüt çapının kadar en az şey vermemiz gerekiyor. Line şey ya, short lens, paraşüt ipinin boyunu vermemiz gerekiyor. Elastik kord yerine braided naylonu kullanacağız. Evet, 2.8 gram. Bu arada stabilitemizde gördüğünüz gibi 1.7'yi buldu. Yine paraşütün gördüğünüz gibi şurada bir yerde yaklaşık 2 santim kadar içeri almamız gerekiyor. Şuradan 2 santim kadar içeri aldım. Evet, ya bunun dışında ekleyeceğimiz şok kordu gibi malzemeler var ama onlar çok fazla şeyi, özelliğini değiştirmeyecek. Çok ağır şeyler değil, 1 gram bile değil. Bu noktada yandan görünüş yerine 3'te bitmiş dediğiniz zaman paraşütünüzü görebilirsiniz, şey, roketinizi. Bu arada paraşütü biraz büyük yapmışız. Hemen düzeltelim. Paraşütü şuraya aldım. Evet. 2.5 diyor. Bunu 2.4 yaparsak, yani 24 milimetre uzunluğu, pardon yanlış oldu. Uzunluğunu da buradan yerleştirdik. Tamam. Evet, roketimiz şu anda hazır.
Bundan sonraki bölümde roketi yapmaya başlayacağız.